Türkiye'nin en büyük açık hava pazarındayız sevgili seyircilerimiz. Bu pazar 3 kilometre kare alana yayılmış vaziyette. Ana ben mi ne yapıyorum burada? Ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben alacaksın değil mi? Aldık bile bak orada kamera. Allah bilmenden yazdım. Nereden geliyorsun? Bayındır. Bayındır. Afiyet olsun. Kuru ekmek mi yiyorsun annem? Çok değil bak. Köftemek yedim. Köftemek yedim. Ha, kuru ekmek yemedin? Hayır. Bak seni ben televizyon her gün dinliyorum. Vallahi bak çok güzel diyorsun. Ne satıyorsun annem? Marul var, prens var, gereviz var, hepsi var. Evet çavuş. Çavuş mu diyorsun sen bana? Evet. Nereden biliyorsun anne? Çavuştum biliyorum seni. Askerde çavuştum evet, ben doğru. Ben biliyorum ben yalan mı söyleyeceksin? Ya? Yemin törenine mi geldin sen? Evet çavuş. Evet. Evet çavuş. Ben de diyor yemin töreninde ben konuşma yaparken beni alkışlayan teyzem nerededir diyorum. Bir yanım geldi garım. Bedavada reklamımız oluyor. Efendim burası kolay gelsin annem. Al, sağ ol hadi ömür çok olsun. Hoş bulduk. 3 kilometre kare alana yayılmış Türkiye'nin dünyada bir benzeri var mıdır bilmiyorum ama Türkiye'nin en büyük açık hava pazar sevgili seyircilerimiz. 6000 esnaf var. Bunun 3000'i Tireli, geri kalan 3000'i de civar il ve ilçelerden geliyorlar. Biz de bu pazarı size tanıtacağız ama böyle teyzemleri görmüyor muyum? Beni televizyondan mı görüyorsun? Tabii ya. Dön de televizyondakilerseni de görsünler. Anam görmesinler ben. Tabii zenginlik biraz şey. Altın dişlerini görürlerse ay bu ne zenginlik bu ne zenginlik derler. Kaç para şey altın diş? De sen biliyorsun bende yok. Efendim Güneydoğu'da görmeye alışık olduğumuz poşu burada da erkekler tarafından kullanılıyor. Amcamıza bir soralım. Hoş gördük, sefa bulduk amcacığım. Evet. Nasılsın? İyiyiz, Allah'a şükür. Sizler nasılsınız? Çok şükür. İsmin ne? Veli Korkmaz. Veli Korkmaz. Nereden geldin buraya? Yamandere köyünden. Uzak mıdır Yamandere köyü? Evet, aşağı yukarı 15 kilometre. Malları nasıl getirdin Veli dayı? Traktörle getiriyorum. Ya 3 kilometre kare burası. Çok büyük bir pazar. Ben fandık biz dolaşırken. Yola alışkın olduğumdana üşenmiyorsun ayağıma. Öyle mi? Ben geziyorum. Kendi yaptığın malları mı satıyorsun? Tabii tabii kendi yetiştirdim. Kendim yetiştirdim. Taze fasulye var. Hormonsuz. Evet. Biber var. Bak hormonsuz diye bağırıyor da müşteri. Tabii, yaşa be dayım benim be. Yaşa be dayım. Gübresiz bu gübresiz. Fabrika gübresi yok bunda. Koyun gübresi var. Organik tarım yapıyor. Her şey doğal yani. Evet evet. Dayım buralarda bu poşu mu diyorsunuz siz buna ne diyorsunuz? Poçu. Poçu. Evet. Güneydoğu'da poşu burada poçu. Tabii poçu. Aynı şeyden mi yapılıyor? Aynı bezden mi yapılıyor? Tabii bunlar denizli taraflarından dokuma fabrikalarından geliyor bunlar. Erkekler bunu takar mı başına? Evet tabii. Bu sıcakta soğuktan tozdan korunmak için bu. Bir bağlamayı göstersene bize. Bu da böyledir. Güneydoğu bugün başkadır. Buradaki usul bu. Buradaki usul bu. Ya bu hava sıcak hakikaten. Ben mesela piştim. Bu biraz senin kafanı sıcak tutmuyor mu? Serin tutuyor. Serin. Yapma. Yazın kalın giyin demiş sıcakta. Kalın giyinene fazla sıcak olmaz. Normal bir ısı tutayım sana. Ben kışın bu kadar kalın giyinmiyorum be Veli dayı be. Ya siz tabii. Sen yün mü bu ne bu? Yün gibi bir şey bu ya. İşte biz de alıyoruz pazardan ne olduğunu bilmiyoruz. Kaçtan veriyorsun bakalım biberler bu sene kaç para? Biber 500. İstanbul'da kaç para acaba? Hala biz duyuyoruz İstanbul fiyatlarına. 2 milyon. 1 kilo ceviz diyorlar 10 milyonmuş diyorlar 20 milyonmuş diyorlar. Biz burada 2,5 milyon satıyoruz cevizin kilosuna. Yapma be. Evet biz burada ceviz satamıyoruz. İyi. Kaymağını Ege yiyor. Kaymağını Ege yiyor. Oğlum biz buradan var ya 10 ton ceviz alıp kaldırdığımız zaman 2 milyona da bağlarız 10 ton alacağımız için. Gider orada 20 milyon diyor. Var ya kimse söylemiyor. Duyuyoruz. Normal canım normal. Anneciğim. Nasılsınız anneciğim? İyiyiz çocuğum iyiyiz. Ne yapalım bunları satıyoruz. Bunları kendin mi yetiştiriyorsun? Kendimiz yetiştiriyoruz çocuğum. Yaş kaç annem? 70. 70 yaşında pazarda sen mal mı satıyorsun? Satıyoruz çocuğum. Bunu satacak başka kimse yok mudur hanede? Yok çocuğum.
Yok. Yok mu çoluk çocuk, torun torba? Yok çocuk. Senin ismin ne? Ayşe. Ayşe. Hı. Bu pazara ne zamandır geliyorsun Ayşe anne? Çoktan geliyoruz. Çok eski bir pazar mıdır bu? Eski pazar bu. Kaç yıldır satış yapıyorsun burada? İşte. Evlendi evlenere satıyor çocuğum. Beyin nerede? Beyim gitti köye. Köye gitti. Yardım etmez mi sana beyin? De susuruma gitti bunlara. Bunlar sulacak. Kuru veriyorlar 3 gün. Bunları satamazsan ne olacak? Ne olacak bakalım gari. Olacağı yok. Vay Veli dayı sen açtın işi ya. Açtın işi. Ya, yakın reklamını da yaptırıyor Veli dayım benim. Kilo 500 ardı. Buyur. Kilosu 500 ardı. Benim ikiz kızlarım var. Biri bu, biri doğum etti 40'lı. Allah anne diyor, bağışlasın. Görür müyüz acaba diyor. Şimdi telefon ediyor anne. Aha gördün mü? Şu kameraman arkadaşa da bir şefkat canım göster benim. Bende. Hepiniz çok o da insan benim. Evladı be. Allah'a emanet olun çocuğum. Saçı hepiniz... yok diye kimse olmaya şefkat göstermeyin. Anneciğim benim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Çakır gözlü güzel annem benim. İsmin nedir? Navize. Navize. Ha. Ne demek Navize biliyor musun? Ne bileyim ben öyle komşular adımı bilmiyorum. Tabii. Hangi köyden geliyorsun? Derebaşı'ndan. Sen burada kabak satıyorsun. Ya benim değil bunlar. Kabaklar benim değil. Ben öyle dikeliyorum burada. Niye dikeliyorsun burada? Öyle bakıyorum, seyir bakıyorum. Sen alışverişe mi geldin? Ha. Ne alacaksın? Ne denk gelirse onu alacağım işte. Köyde yok mu ayol burada? Köyde her şey vardır. Ya, İnciri vardır, biberi vardır. Hepsi bizim de vardı. Alacaklarım oluyor bazı. Onları alacağım. Alışverişi bizim... sen mi yaparsın evde? Tabii. Bu fiyatları nasıl buluyorsun? Fiyatla işte 500 kilo. Kilo 500. Bu peştemal mi annem? Ha, peştemal. Biz köylü bel tutunur peştemallara. Bu örtün ha. Senin çarşılık ha. Mı örtün? Tabii çarşılık. Bu böyle dışarı çıkarken özel giyinmiş tabii. Annem. Ha, öyle. Köyde öyle ne takıyorsun? Normalde bu beyazı takmıyorsun. Ya köyde başka türlü oyalı yazmalar var. Onlardan başımızı örtüyoruz. Onlar işleniyoruz işte. Televizyondan çıkacaksın ben değil mi? Tabii. Bak. Emrin olur senin. Dayım isim nedir? Mehmet. Sen hangi köydensin Mehmet amca? Derebaşı köyü. Derebaşı. Evet. Yengemle aynı köy mü? Aynı köy. Komşuyuz. Alışverişe gelmiş o. Sen de alışverişe mi geldin? Evet. Bunları satmıyorsun yani? Hayır. Alan oldu mu veriyoruz. Bu nedir? Bu çakıldak diyoruz bunu biz. Çakıldak? Evet. Yemeği mi yapılır bunun? Evet. Gagayna ve öbür türlü yemeği yapılır. Çok güzeldi. Taze yeni yetiştirdik bunlar biz de. Çok faydalı bir şey midir bu börülce? Bu börülce kuvvetli olur. Çok güzel olur. Kaynadırsın efendim öbür türlü. Taze bunlar yeni yetiştirdik zaten. Sen yapar mısın yemek evde? Yaparım. Vallahi. Vallahi yaparım. En iyi yaptığın yemek? Ne istersen yaparım. Böyle beğenirsin hem. O şekilde. Arkadaşların kılıbık demiyorlar mı sana amcam? Evde ikimiz görecek birader. Evde kim görecek? dışarıda olabilir. Evet. Ben evde yemeğimi yaparım ama dışarıda kimseye söylemem mi diyorsun? Söylemem. Ama şimdi arkadaşların seyredecekler seni. Diyecekler ki ya sen evde yemek yapıyormuşsun diyecekler. Ben diyorsun dışarıda maçoyum. Evet. Evde hanıma yardım ederim. Tamam ederim. Hem Tire pazarında... Paranızı direkt verebilirsiniz. Fiyatını sormanıza gerek yok. Çünkü fazla verdiyseniz esnaf giderken sizi durduruyor. Abla fazla verdin deyip o fazla verdiğiniz parayı durduruyor. Bu dürüstlük Anadolu'da çok şükür ki henüz bozulmamış. Bu böyle patroniçe gibi oturursun ya. Oturmuşsun ana kraliçe gibi. O ne be? O ne be? Bu ne anne? Hindi bunlar. Hindi bunlar. Hindi mi geldi bunlar? Ha, hindi bunlar. Senin ben, mi bunlar? Benim. Kabaramaz kel Fatma. Annen güzel, sen çirkin. Annem senin adın ne? Mihriban. Mihriban.
Sarı saçlarını hönük üstüne bağlamışın çözülmüyor Mihriban. Sever misin Mihriban türküsünü? Aa, bak benim torunumdan benim adımı koymadılar da koca İzmir'den darıldım geldim. Aa. Tabii torunun ya, oldu? Torunum torunu oldu. Adımı koymadılar. O adam darıldım bıraktım geldim. Ama annem boş ver hangi ismi koyarlarsa koysunlar ben. Hayır. Eli benim adım kocalar. Beşi birlik takacaksın koyana. Benim kızım olursa senin adını Mihriban koyarım ben. Hadi indi gören sana. Beşi birlik takacaksın mı? Takarım. Vallahi. Buradayım ben. Senin halin vaktin yerinde gibi duruyorsun be sen Mihriban anne. Ben yoğurt satıyorum, peynir satıyorum, süt satıyorum. Kazandırıyor galiba bayağı. Şükür Allah'a çorbamı kaynatıp gidiyorum burada. Sen sadece çorbanı kaynatmakla kalmıyorsun, bir de beşi bir yerdelerde takıyorsun. Tabii torunlarım isterim. Canım belki öbür torunun adını Mihriban koyarlar. Egar darılıyorlar hindi. Sen İzmir'de onları bırakıp geldin. Darıldım bıraktım geldim. Konuşmuyor musun? Konuşuyorum. Olmaz öyle küslük. Üç ay küstüm, ondan sonra gittim kendim. Televizyonda seyrediyorduk size. Bütün yüz yüzü gördük. Kötü mü oldu? Kötü olmadı, iyi oldu. Kötü mü ettik tireye gelmekten? İyi oldu. Bak yüz yüze görüştük. Ya, sağ ol. Sen de sağ ol. Ne satıyorsunuz efendim? İşte şöyle diyeyim, fidan satıyoruz, bebeğe satıyoruz. Ne satalım? Bunlar fidan mı? Fidan. Bunları alıp ekeceğiz değil mi? Hı. Yenmez mi fidanlar? Dikecek, büyütecek, yiyecek. Siz bunları nasıl elde ediyorsunuz? Ekiyoruz. Büyütüyoruz. Bunları satıyoruz burada pazarda. Fidan mı daha ucuzdur, olmuşu mu daha ucuzdur? Tohumunu alıp ekiyoruz kendimiz. Tohumu daha mı ucuzdur? Ucuz mu gidiyor? Ucuz olmuyor yine. Ucuz olmuyor. Yani mesela taze soğan değil mi o gördüğüm? Pırası fidanı. Pırası fidanı o. Pırası mı onlar? Hı. Efendim kolay gelsin. Sağ ol. Hoş nasılsın? Geldin. İyiyim oğlum. Sen ne yapıyorsun? İyi miyim? İyiyim. Ne oldu? Mallar satılmıyor diye şikayet ediyorsun. Tabii ya. Hiç satılmıyor. Bak oturuyoruz öyle başında. Hiç satış yapamadın mı? Yapamadık ya. Ne yapıyoruz işte? Azıcık uçuk. Nereden beri geliyoruz biz? Burunçköy'den, Bandırdan ha. Ha ya. Bunlar kendi bahçenin malları. Kendi bahçemizden. Sen bir sene boyunca uğraşıyorsun, bu malları alıyorsun, tabii, pazara getiriyorsun, 3 kuruş kazanacağım diye. Almıyorlar mı? Almıyorlar ya. Alın ayol sizde bir şey. Niye boş geçiyorsunuz? Daha tazesini mi bulacaksınız? Satamazsan ne olacak bunları? Akşam kadar oturacağız. Kalanı götürüyoruz, yediriyoruz, dağıtıyoruz işte bu. Ne yapacağız? Hayvanlar. Satamazsan kendin yiyecek. Hayvanlar. Biz kendimiz ne yiyoruz? Kaç kişiyiz evde? 2 kişiyiz. Sizin yaş kaç dayı? Ben mi? Ufam ben. Anam ölmeden diyordu oğlum şimdi demek 87 olmuş. Maşallah. Daha ufak görüyorsun kendini. He ufak. Yok be 87 tamamdır be dayı. Yaşlıdır ya. Ben yaşlı değilim ya. Ya tamam bir şey demedik. Bıyıklar Ayhan Işık'tan mı yoksa Clark Gable'dan mı? Arak. Bilmiyorum gari. Yoksa Clark Gable Ayhan Işık senden mi gördü de o bıyığı? Ayhan Işık bilmiyorum ama Clark Gable haklı, o yönden haklı. Neden biliyor musun? Neden dayım? Çünkü bizim devremizde o adam artisti. Sessiz film zamanından sonra. Sende hiç yok mudur artistlik yapmadın mı zamanında? Yok canım ya biz basit bir adamız ya. Basit adam değilsin sen dayı. Eski kulağı kesiklerdensin. Oo, onu zaten doktor da söyledi. Memlekette bir kulağı kesik bulunsun. Trenin meşhur kulağı kesik amcasıyla beraberiz. Eski kulağı kesiklerdendir o. 87 yaşındadır ama kendisini hala basit adam gibi gösterir. Bu şapka trenin geleneğinden var. Ödemiş de Tire'de erkekler hep şapkalı. Bu Çin'den gelen bir şey bunlar. Neden biliyor musun? Şimdi şu güneş enerjisi var ya. Benim de iki gözümde şey var, mercek var. Güneş tesir ediyor. O bakımdan bunu giyiyorum. Daha evvel giymiyordum. Kulak doğumdan mı yoksa bir vukuat neticesi? Yok sonradan alındı bu. 1961'de ameliyat oldu. Şurada bir hastalık çıktı. Onu kanser olarak zannettiler. Halbuki değilmiş, mayasılmış. Hatta hoca dedi ki ya buradan aldı buraya ilave et. Ne yapalım? Ya dedi bu ikinci kulak kesmenin alemi yok. Ben bir tane kesik kulak bulunsun memlekette. Gören biraz tırsıyor mu? Acık çekiniyor mu?
Yok yok, çekinmez kimse, benden çekinmez. Ne bileyim, hani eski kulağa kesiklerden geliyor diyor. Şimdi hocam, o diye. kelime çok geçmişe ait bir şey. Yani anlamı ne onun? Anlamı şu: yaramaz insan, tuttuğunu kıran, elini geçirdiğini vuran, o tipi kulağı kesik manası bu. Tabi bunu çevirecek olursam bir sürü manaları var kulağı kesin, anladın mı? Artık bunun kökenine inecek olursan altından çıkman mümkün değil. Karıştırmayalım diyor oraları yani. Yoğurt yiyeni karıştırma. Efendim, kolaylıklar diliyoruz. Sağ ol çocuğum. Sağ ol. Bunlar nedir efendim? Bu biber salçası. Bu domates salçası. Bu acı biber salçası. O da alabiber. Bunlar kahvaltılık kıyma. Bunlar yemeklik. Onu nasıl ayırıyorsunuz, kahvaltılığı yemekliği? Bunlar makinede kıyıyoruz. Kıyma. Bunlar elde sıkma. Ondan yemeklik yemekte bunun kabuğu çıkar. Bunun kabuğu çıkmaz. Bu kabuksuz, süzme. Nasıl yapıyorsunuz bunu? Böbere kaynatıyoruz, elekten geçiriyoruz. Domates sıkıyoruz. Bunları makinede kıyıyoruz. Güneşlendiriyoruz. Güneşte. Ne kadar kalır güneşte? Bir ay, bir buçuk ay. Oh. Pişme küflenir oğlum sonra. Küflenir sonra kim olacak? Kilosunu kaçtan veriyorsunuz? 3,5-4. 3 milyon. Parayı bulamayabildik mi zararını bile satıyoruz. Kıyın, yola gelin. Tire ne kadar arabanızda? Gelin, inanın karlı çıkacaksınız bu pazardan. İstanbul'un fiyatlarıyla burada aradaki fark da zaten İzmir'e herhalde 10 kere gidip gelirsiniz. Anneciğim, kolay gelsin. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? İyi çocuğum, sen de iyi misin? İyiyim. Ana, ben de. Ben apar yağıracaktınız. Alo! Ana eli güne karşı. Ben oğlanla duyarsınca özgürü ben kayağına. Ana diye ne uzaksın, kaç. Ana gözümüz kör olmasın senin. Bir bak, kork çıkacağım ben. Biraz kork, kork. Kötü değil bunlar. Ya Mehmet döver beni, vallahi döver. Kötü değil. Tövbe ya, estağfurullah, ya, tövbe. Ana dövülür mü, anaya kalkan el taş olur ayol. Hadi 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 hadi. Hadi. Taşı be. Ulan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ulan gidip atıp ben. Ne edersiniz gari? Ana eli güne... Teyzem televizyona çıkmak için yırtınanlara bir örnektir sevgili seyircilerimiz. İnsanlar televizyona çıkmak için yırtınırlar, çabalarlar. Teyzemse en güzel örnektir. İstemiyor. Aslan annem benim. Ey aslan annem benim ben. Hadi kolay kolay gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.